selamlar. Bugün size Euro'nun 10 olduğu bir dünyada Amsterdam'dan satın almış olduğum ürünleri göstereceğim. Ya böyle aşırı bir alışveriş açıkçası yapamadım. Yani çünkü gerçekten her şeyi 10'la çarpmak psikolojik olarak çok yorucu bir hale gelebiliyor. O yüzden birazcık kozmetik, biraz ıvır zıvır, böyle karışık bir şeyler aldım açıkçası. Çok ilginç birkaç tane ürünüm var bu arada. Yani daha önce gördüğünüzü düşünmediğim, onları da size göstermek istiyorum. İlk etapta kozmetik kısmıyla başlayacağım. Daha doğrusu kozmetik, bakım, işte parfüm falan gibi şeylerle başlayacağım. Çünkü dudağıma hiçbir şey sürmedim ve bir tane EOS'un şöyle bir Cherry and Bright diye bir lip balmını aldım. Bunu denemek istiyorum ilk etapta. Şöyle bir paketlemesi var. Çok ikonik bir kutusu var. Ve bu sefer de o kutuyu böyle renklendirmişler. Benim çok hoşuma gitti. Lip balm bağımlısıyım bu arada galiba. Yani gerçekten yurt dışına gittiğimde mutlaka böyle farklı gördüğüm bir lip balmı alıyorum. Şöyle açıyorum. Çok böyle baymayan bir vişne kokusu var diyebilirim ama gerçekten çok derinlerden geliyor yani. Şu pürüzsüzlüğü hiç bozasım yok ama bozmak zorundayım. Evet, bu renk veren bir lip balm değilmiş. Ben bunu birazcık aslında renk verdiğini düşünerek aldım. Çünkü cherry diyor. Ancak renk vermedi. Ama kesinlikle böyle pütür pütür yapmayan bir nemlendirmesi var ve bence çok başarılı. Ben genelde Carmex alıyorum bu arada yurt dışına gittiğinizde. Eğer görürseniz Carmex'i çok tavsiye ederim. Carmex böyle gerçekten kışın çatlayan dudakları düzelten nane aromalı, genellikle benim bildiğim. Orijinali naneli olması gerekiyor. Böyle birazcık yakan, ben seviyorum o yakma hissini. Bazı insanlar sevmiyor. Ama çok güzel nemlendiren bir ürün. Ama bu, bence bu mevsimde... Allah kahretmesin, ışık düştü. Devam ediyorum. Ne anlatıyordum? Hissiyatı hoşuma gitti. Böyle vıcık vıcık bir nemlendirmesi yok. O yüzden bu kesinlikle kullanılır. Yani bunların tadının da bir noktada güzel olması lazım abi. Böyle yavaş yavaş gün içinde böyle minik minik yiyorsunuz ister istemez. Umarım yediğimizde bir problem olan bir içeriği yoktur. Hangisine devam edelim? Kiehl's'a gittim. Çünkü Türkiye'deki Kiehl's fiyatları gitgide artıyor. İndirim kovalamanız lazım. Ama ben şu kremi çok merak ettiğim için bir tık daha ucuza geldiği için aldım. 36 euroya aldım ben bunu. Türkiye'de de ne kadardı? 400 ya da 420 lira civarı bir fiyatı var Türkiye'de. Yani 40-50 lira gibi bir karım oldu sadece. Zaten Kiehl's'ın ürünleri biliyorsunuz genelde çok kült ve ikonik oluyor. Bu da çok eski ürünlerinden bir tanesi. Jaclyn Hill o kadar övdü ki bu kremi. Dayanamadım, en sonunda gittim aldım. Hemen açmak istiyorum. Bu arada içeriğinden bahsedeyim size. Shea ve jojoba yağlı, soya sütlü, ballı body butter. İnanılmaz güzel kokuyor. Whipped, yani bu arada çırpılmış diyebiliriz buna. Çırpılmış bir vücut yağı. O yüzden de pakette şöyle gözüküyor. Bakın şu kısmı, şu kısmı sıyırmayan insan gerçekten zengindir. Ancak ben bunu sıyırırım. Çünkü gerçekten üzülüyorum. Aynı şey mesela yoğurtta da geçer. Böyle aktive yoğurdu falan, onu mutlaka sıyırırım yani. O kadar yerinde kokuyor ki, yani böyle hiç bayan bir kokusu yok. Bayan. Ve çok güzel nemlendiriyor. Şuradan belki kolumun parladığını siz bile görebilirsiniz. Azıcık sürdüm. Yani daha şuradan almadım. Bir dakika, şurayı düzgün açalım. Çok düzgün açamamışız. Şimdi şuradan alacağım birazcık. Şöyle dirseklere. Dirseklerim çok kurudu ya. Asla bakmıyorum bu ara cildime. Böyle bir krem var, hiçbir şey sürmüyorum. Jaclyn Hill bundan bahsederken, bu kremden şey diyordu mesela. Yapış yapış his bırakmıyor ve anında emiyor. Hakikaten öyle. Hiçbir şekilde böyle elimde hani o kımıl kımıl çoğu insanın rahatsız olduğu hissiyat var ya, onu asla bırakmadı. Ve hakikaten azıcık sürdüm ve ona rağmen şu an cildim parlıyor. Ve çok rahat emdi. Çok sevdim. Bir de şuraya sürelim. Denildiği kadar varmış. Bir de Kiehl's ürünlerinde şöyle bir şey var. Çok uzun süre kullanabildiğiniz ürünler olduğu için bence, ya ben eskiden çok böyle gratis'ten ürün alır denerdim ama bu tarz hakikaten kaliteli ve işe yaradığı kanıtlanmış ürünlere gidip daha fazla para vermek çok daha mantıklı. Çünkü Kiehl's'dan hakikaten bir krem alıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. Bir yıl gidiyor, 6 ay gidiyor en az.
Bu da eminim çok uzun süre bana gidecektir. Çünkü çok azıyla şu an bütün kollarımı nemlendirdim. O yüzden biraz daha hem satın almamı azaltmak hem de daha kaliteli ürünler kullanmak için artık bu kafaya geçmeye karar verdim. Çünkü evde o kadar fazla şey var ki aylardır kozmetik ve bakıma dair hiçbir şey almayarak kendimi cezalandırıyorum. Çünkü evdeki her şeyin öncelikle bitmesini istiyorum. Artık gözüme fazla gelmeye başladılar. Çünkü o yüzden sürekli olarak böyle evdeki hazır işte kremdir, parfümdür, şampuandır onları tüketmeye çalışıyorum. Ama yurt dışına çıktığım zaman da böyle birkaç tane denemek istediğim ya da Türkiye'de olmayan ürünleri almak istiyorum. Bu Türkiye'de var bu arada ama mesela şimdi göstereceğim ürün yok maalesef. Body Shop'un parfüm serisi vardı. Şöyle kutuları olan, belki hatırlarsınız, sanıyorum 4 ya da 5 tane farklı çeşidi olması lazım. Ben çok severek kullanıyordum. Yaklaşık 2 sene önce falan tamamen kaldırdılar Türkiye'den. Hiçbir sebep, yani sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum. Sordum, araştırdım, dediler ki gelmeyecek. Ben de 2 sene önce Londra'ya gittiğimde bunun hep kullandığım Sweetina mı? Öyle bir şey olması lazım. Buraya koyarım. O parfümünü kullanıyordum ve çok severek kullandığım bir parfüm. Bunlar bir de öde parfüm olduğu için gerçekten çok az sıkmanız yetiyor ve inanılmaz bir kalıcılığı var. Bu sefer de farklı bir versiyonu denemek istedim. Çünkü %30 indirimdeydi. Bunu 26 euroya aldım. Yani 260 lira bir parfüme verilebilecek çok uygun bir fiyat bence. Türkiye'deki parfüm fiyatlarını düşünürsek. O yüzden bir de böyle farklı bir tanesini almak istediğim için. İsmini asla okuyamıyorum bu arada. Yani bu serideki ürünlerin isimleri çok abuk subuk. Withering Tonya diye okunduğuna inandığım. Evet, Withering Tonya. Böyle okunması lazım diye düşünüyorum. Biraz amber varmış, birazcık sedir varmış, biraz ağaç notaları varmış. Ben böyle çok şekerli ya da çiçekli parfümleri seven biri değilim bu arada. Yani hani nasıl bir şeye benzediğini anlamak için en azından size böyle bir ipucu verebilirim. Bir dönem Pink Sugar diye bir parfüm vardı. Ben onu çok kullandım ve orada sanırım şekerli parfüm kullanma hakkımı bitirdim. Çünkü yani baydım. Gerçekten çok ağır kokuyordu. Çok uzun bir süre Be Delicious kullandım. O da biliyorsunuz böyle salatalıkla elma arasında çok fresh bir parfümdür. O yüzden böyle çok ağır parfümleri sevmiyorum. Sweetina biraz daha bir tık daha ağır sayılabilecek bir parfüm ama bu orada denediğimde çok daha böyle fresh bir parfüm olduğu için bir de böyle bir alternatifini almak istedim. Şimdi bunu bir açalım. Şöyle bir şişesi var. Bütün serideki ürünler aynı şişeye sahip bu arada. Sadece buradaki etiketleri değişiyor. Abi çok güzel kokuyor bu yağ gerçekten. Hatta ben gittim orada Body Shop'a girdiğimde başka bir tanesini aldım bu seriden. Sonra böyle kolumu tekrar kokladım o parfümü sıktığım yeri ve Yasemin kokusu aldım. Yasemin'den nefret ediyorum. Yani gerçekten Yasemin kokusuna katlanamıyorum. Sonra böyle dedim ki bir dakika bu Yasemin kokuyor. Hemen gittim iade ettim ve sonrasında bunu aldım. Şimdi fıslayalım bakalım. Böyle yani neredeyse unisex diyebileceğiniz bir kokusu var. Kokuyu nasıl tarif edebilirim? En beceremediğim şey ama böyle biraz fresh, biraz ağaç ve odunsu bir parfüm. Çok güzel, çok başarılı. Yani aklınızda bulunsun, yurt dışına çıktığınızda bir body shop görürseniz ya bu Türkiye'de var deyip girmezlik yapmayın. Gidin şu serinin kokularına bakın. Ben çok seviyorum. Ve genelde indirimde oluyorlar. Böyle 25-26 euro civarı bir fiyata çok güzel 50 mililitrelik bir parfümünüz oluyor. Türkiye'de olmayan bir marka ile devam edeceğim. Primark'ın çok alakasız ama makyaj temizleme mendilleri. Bunlar genellikle böyle kasada artık her şeyi aldıktan sonra yanda sizi çelen ürünler var ya onların orada oluyor ve yine oradaydı. Sonra böyle oldum. Aa ben bunu daha önce almıştım ve çok memnun kalmıştım. Hemen alayım dedim. Normalde üçlü. Bir tanesini ben içinden çıkarttığım için şu an böyle gözüküyor. 1,5 euro. Yani saçma sapan bir fiyatı var. Keşke hatta bir üçlü daha alsaydım şu an düşündüm. Totalde 45 tane mendil, 1,5 euro. Çok iyi bir fiyatı var. Ve gerçekten Gently Does It ismi hakikaten çok narin bir şekilde cildinizi temizliyor. Ve kalıntı bırakmıyor. Böyle şey de yapmıyor. Yani atıyorum maskaranızı sildiğinizde böyle abuk subuk aşağıya falan da akıtmıyor. Tertemiz temizliyor. Tertemiz temizliyor ne demek ya? Tertemiz çıkarıyor makyajınızı. Ve bir tane mendil yetiyor. Benim en uyuz olduğum şey böyle mendiller biraz kuru oluyor falan filan ya. Bu kesinlikle çok doğru bir ıslaklıkta ne böyle vıcık vıcık ne de kuru.
bir tane mendille bütün makyajınızı hallediyorsunuz. Tabii drag queen makyajı yaparsanız bu çok işinize yaramayabilir ama böyle günlük makyajlarınızı çok rahat çıkartabileceğiniz bir ürün. Primark'a giderseniz zaten Avrupa'da sanıyorum neredeyse her şehirde olan bir yer. Mutlaka bunlardan edinin. Bu arada yani artık Euro 10 olduğu için Primark'tan böyle hiç kıyafet alamadım. Böyle beşli don falan aldım. Başka hiçbir şey alamadım çünkü gerçekten Primark kalitesindeki kıyafetleri artık verilecek paralar değil. Yani bir tane üst bakıyorsunuz 12 euro, 120 lira yapıyor. Yani böyle çok uygun fiyatlı ve orta kalite hatta vasat kalite bir şey almak için çok mantıklı değil. Ama Primark'a mutlaka niye gidin? Primark'ta bazen güzel ürünler de oluyor. %100 keten gibi bazı alternatifleri oluyor. Bir tık daha kaliteli ürünleri oluyor. Bence onlara değer ama geri kalan böyle %70-80'lik Primark kıyafetleri şu anki döviz kuruyla bence hiç mantıklı değil. Hani onun yerini biraz daha üstüne koyup daha güzel Uniqlo'dan falan bir şeyler bence almak daha mantıklı. Uniqlo da bu arada yani 5 euro falan değil, daha pahalı kesinlikle Primark'a göre. Daha böyle nokta atışı ürünler almayı açıkçası ben tercih ederdim ama Amsterdam'da hiç kıyafet bulamadım. O yüzden neredeyse hiç kıyafet almadım. Bir tane gecelik aldım sadece. Mesela Londra çok iyiydi o konuda. Amsterdam'da vintage markete gidecektim. Vakit bulamadım. Londra'da hem vintage markete gittim hem bir sürü mağaza gezdim. O mağazalarda çok güzel kıyafetler vardı. Ama niyeyse Amsterdam'da o kadar kıyafet ihtiyacımı karşılayacak bir şey bulamadım. Devam ediyorum. Hepimizin bildiği, sevdiği ve yurt dışında ucuzluğu ile gönülleri fetheden bir marka ile devam edeceğim. Ordinary'nin hepimizin sanırım daha önce görmüş olduğu kırmızı serumundan aldım. %30 AHA, %2 ise BHA içeren peeling solution'ı. Bunlar çok dikkatli kullanılması gereken ürünler. O yüzden şu an bu böyle duruyor bende ve ne zaman nasıl kullanacağımdan çok emin değilim. Asit oranı yüksek bu tarz ürünleri yazın çok fazla kullanmamak ya da kullanıyorsanız SPF'li koruyucular sürmek gerektiğini biliyorum. Bildiğim bir şey bu ama onun dışında bir bilgim yok. O yüzden bunu daha dikkatli, belki biraz daha güneşin azaldığı zamanlarda denemek istiyorum. Göstereyim yani eminim gördünüz ama şu şişesini falan göstereyim böyle. Gerçekten vampirlerle yapılmış gibi gözüken bir ürün. Şuraya baksanıza. Kıpkırmızı. Değişik bir ürün. Yani kokmuyor. Şu an her yerim o kadar kokuyor ki. Ya da ben bunun kokusunu almıyorum yani. Bunu 5.60 euro gibi bir şey aldım. Yani saçma sapan. Yani şu an Trendyol'a girin bakın bunlar indirimde 150 lira falan. Normalde 50 lira, 60 lira gibi bir fiyatı var. O yüzden bence Ordinary, yurt dışında arkadaşınız falan varsa mutlaka ona aldırtarak bir şekilde edinin. Ya da Trendyol'dan indirim kovalayın. Hani 150 lira da iyi bir para, okey ama normalde ettiği fiyatı bildiğiniz için birazcık sinir bozucu oluyor. Yurt dışından alma imkanınız yoksa tabii ki Trendyol'daki indirimlerden kovalayarak alabilirsiniz. Benim gerçekten bugüne kadar herhalde 6-7 serumunu deneyimlediğim ve çok memnun kaldığım bir marka. Yani hakikaten influencerların, internetteki herkesin dediği kadar var bir marka. Ya Garnier'in saç bakım ürünleri çok başarılı ve sadece yurt dışında var. Türkiye'de yok. O yüzden çok üzülüyorum ve mutlaka her yurt dışına çıktığımda bir tane Garnier ürünü alıyorum ve deniyorum. Onlardan bir tanesini şimdi size göstereceğim. Macadamia Hair Food Conditioner. %98 doğal içerikli bir saç kremi. Vegan formüllü, silikon içermiyor, paketi de geri dönüştürülebilir. Gayet doğal, içimizin kullanırken rahat edebileceği bir ürün. Şöyle bir paketlemesi var, göstereyim size. Kaç bu, yarım kilo mu? Yok, 350 mililitre. Bunu bir koklamak istiyorum çünkü eminim çok güzel koktuğuna. Hakikaten çok güzel kokuyor. Kuru saçlar için diyor. Benim de saçlarımın uçları birazcık açtırma işlemi yapmış olduğum için ara ara kuruyabiliyor. O yüzden böyle saçımı çok yormadan rahatlıkla kullanabileceğim biraz da doğal içerikli bir krem ihtiyacım olduğu için yurt dışından gittim bunu aldım ama hakikaten yine yurt dışına çıkarsanız önereceğim bir şey daha Garnier'in saç bakım ürünlerini mutlaka denemeniz olur. Şampuanından kremine, maskesine bugüne kadar memnun kalmadığım bir ürünü olmadı. Bir de yurt dışında çok çeşit var ve aynı zamanda çok daha doğal içerikli ürünler üretiyorlar Garnier olarak. Türkiye'de de yine birazcık bu cilt bakımında, işte temizleme jellerinde falan doğal içeriğe geçtiler ama yurt dışındaki gibi çok geniş bir ürün yelpazesi maalesef hala yok. Umarım en yakın zamanda Garnier Türkiye'ye bu saç bakım ürünlerini de getirir. Bakım ve kozmetik kümesi içindeki en son ürünü göstereceğim. Aslında ne bakımla ne kozmetikle alakası var. Bu size göstereceğim çok acayip ürünlerden biri dediğim ürünlerden. Pupuri diye bir markanın Before You Go Toilet Spray diye bir tuvalet spreyi. Bundan da anlayacağınız gibi aslında kaka çağrışımlı bir marka.
kaka spreyi. Yanlış duymadınız. Çok saçma gelebilir kulağa ancak inanılmaz bir icat. Gerçekten bundan edinmek isteyeceksiniz. Sevgilinizle falan yaşıyorsanız hayat kurtarıcı bir ürün olabilir. Önce size şişesini göstereyim. İnanılmaz tatlı şişesi. Şimdi size bunun ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten kaka kokusunu sıfıra indiren bir ürün. Kullanım şekli de çok ilginç. Tuvalete girmeden önce tuvaletin klozetine, suyuna bir fıs bundan sıkıyorsunuz. Bunun içinde esansiyel yağlar var ve o yağlar yüzeyde bir tabak oluşturuyor. Sonra siz kakanızı yaptıktan sonra kaka ve kokusu aşağıda kalıyor. Yani böyle bir şey anlattığıma inanamıyorum ama gerçekten böyle bir şey. O yüzden bunu bu şekilde anlatmam gerekiyor. Bu mesela lavanta ve vanilya kokulu olanı. Bir de vanilya mint var. O da inanılmaz güzel kokuyor. Ben iki tane aldım. Bir tanesi ikinciyi alınca %50 indirim vardı. 100 kullanıma kadar diyor. Yani 100 kere kakanızın kokusunu şu şişeyle götürebilirsiniz. Gerçekten devrim niteliğinde bir ürün. Yani bu videoyu izleyen bir yatırımcı, bir şeyci varsa bence Türkiye'ye böyle bir şey getirsin. Çok mantıklı geldi bana. Yani şöyle bir ürün tam asla aklınıza gelmeyecek ama gördükten sonra da çok mantıklı diyeceğiniz ve benim biliyorsunuz en sevdiğim kategori bu oluyor. Öyle bir ürün. Şimdi böyle minik minik aldığım abuk subuk şeylere geçiyoruz şimdi. Şöyle bir şey aldım. Diyeceksiniz ki ya Zeynep bu ne Allah aşkına? Şöyle gözüküyor mu bakın. Şöyle bir ucu var. Walker diye bir marka var orada ve borcamından tutun mutfak gereçlerine kadar bir sürü mutfak ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir marka, bir zincir Walker. Oradan kavanoz sıyırıcı aldım. Evet, kavanoz sıyırıcı sanırım bunun için doğru bir tanım. Sanki anlayacakmışım gibi de buraya bakıyorum yani. Flemenkçe yazıyor. Neyse. Bu benim daha önce AliExpress'te görmüş olduğum bir şey. Böyle mesela fıstık ezmesini bitirdiğinizi düşünüyorsunuz ama böyle kenarlarında ve dibinde kalıyor ya. Bununla onu sıyırabiliyorsunuz. Ya ben böyle sinir oluyorum gerçekten kavanozlu ve kıvamlı ürünlerin bir türlü bitirilememesine ve o şekilde atılmak zorunda kalmasına. O yüzden bundan aldım bir tane. Deneyeceğim kesinlikle. Çok merak ediyorum. Ya çok saçma. Hema'dan gittim post-it aldım. Çünkü Türkiye'deki post-it fiyatları 60 lira falan olmuş. Gittim 1,5 euroya şöyle bir post-it aldım kendime. Yani gerçekten yurt dışından post-it getirecek kadar ne yaşadık ülkecek çok merak ediyorum. Tabii ki markası post-it değil bu arada. Buradaki post-it'ten 60 lira civarında ama ben yine de böyle bir şey görünce almak istedim. Çünkü 1,5 euro çok uygun gerçekten yani. Şöyle Clipper diye bir markanın paketlemesi çok tatlı olan bir marka bu arada. Infuser diye geçen aslında soğuk çay demlemek için kullanabileceğiniz bir şey. Bu limonlu ve naneli. Böyle aşırı fresh olduğunu düşündüğüm için almak istedim. Normal soğuk suyunuzun içine atıyorsunuz. O kendi kendine infüze ediyor ve demliyor. Soğuk demliyor aslında yani. Türkiye'de bu arada Doğadan'ın Soğuk Dem diye bir serisi var. O da çok başarılı. Ben onunla böyle bir tane atıp içine normal gerçek şeftali koyup ve çay ve limon koyarak çok güzel soğuk çaylar yapıyorum. Şekersiz tamamen. İçinde çok az bir tatlandırıcı var o soğuk demin. İçine bir tane atıyorum ve yaklaşık herhalde 2-3 litrelik bir soğuk çay çıkıyor. Yani bu tabii ki sizin damak zevkinize göre değişecek bir şey ama ben bir tanesiyle o yeterli tatlandırıcıyı alarak hayatıma devam ediyorum. Aklınızda bulunsun yani. Gidip de yurt dışından böyle bir şey almak zorunda değilsiniz. Doğadan soğuk demde gayet iş yapıyor. Biraz şeftali, birazcık limon ve limon suyu, çay ve su. Bu kadar basit yani. Devam ediyorum. Bunu Amazon'dan aldım. Şu an video çekmiş olduğum DJI Pocket 2 kamerası için bir araç tutacağı. Bunu arabaya sabitliyorsunuz, kamerayı takıyorsunuz ve devam ediyorsunuz hayatınızda. Bu zaten kendi içinde gimbal olan bir kamera olduğu için hiçbir şekilde görüntüde sallanma yapmadan çekmenizi sağlıyor. Türkiye'de yoktu. O yüzden almak istedim. Bu da 14 euro civarı bir şey. Bu arada Pocket 2'yi çok tavsiye ederim. Ben daha yeni alışmaya çalışıyorum bu kameraya ama gerçekten Amsterdam'da vlog çekerken özellikle benim inanılmaz hayatımı kolaylaştırdı. Çünkü gerçekten benim elim küçüktür ama şu kadar falan bir kamera yani elimin içini neredeyse kapsayacak kadar küçük bir kamera. O yüzden böyle sağa sola çekerken inanılmaz rahat ediyorsunuz. Şiddetle tavsiye ederim. Ancak Creator Combo paketini mutlaka alın. İçinde çünkü bir sürü ıvır zıvır parçası geliyor ve onlar sizi çok rahat ettiriyor. Bir de böyle Amazon'da ya da yurt dışında farklı farklı mesela lensler aldım ben buna değişik, biraz daha canlı renkler gösteren vesaire. Bir sürü de parçası var. Çok keyifli. Yani onu keşfetmek ve kullanmak çok keyifli. Eğer bir kamera ihtiyacınız varsa 4K da çekiyor bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. Birazcık kırtasiye diyelim. Yine Hema'dan aldığım
dokusuna ve tipine hayran olduğum için aldığım bir haftalık planlayıcı. Şöyle içinde günlerin yazdığı gayet basit bir planlayıcı. Ama şeyi hoşuma gitti, böyle yatay olması ve çok fazla yer kaplamıyor gibi olması, en azından yatay olduğu için tam böyle masanızın üstüne şu şekilde koymalık bir ürün. Bir de böyle dışındaki koyunumsu ama koyun olmayan neyse ki kaplaması çok hoşuma gitti. Kesin bunun başka bir ismi vardır. Haftanın 7 günü var, arkasında da to do ve notlar diye bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti ve 3 euroya almışım. İndirim reyonundan aldım bunu, 3 euro. Yani 30 lira aslında aşırı ucuz değil ama orası için ucuz olduğu için, yani bir yerden sonra şeyi düşünmeye başlıyorsunuz artık. Evet, bunu 10'la çarptığım zaman çok ucuza gelmiyor ama bu burası için çok ucuz bir şey, o yüzden alayım gibi bir kafaya giriyorsunuz yurt dışındayken. Herkese kolaylık diliyorum şu döviz kurunda yurt dışına çıkacak olan insanlara. Zaten yurt dışına çıkmak ayrı bir zorluk da, neyse. Acaba nasıl okunuyor bu marka? Hiçbir fikrim yok. Lütfen Almanlar aşağıya yazsın. Ben bu arada çizgili ve kareli defter asla kullanmıyorum gibi bir şey. Hiç sevmiyorum. Ya böyle noktalı ya da tamamen çizgisiz defterler kullanmayı tercih ediyorum. TK Maxx'e gittiğimde bunlar indirimdeydi. 7 euroya almışım bunu. Bu normalde gerçekten Türkiye'de çok pahalı. Kırtasiyelere giderseniz bakarsınız. Rengi falan çok hoşuma gitti ve ben böyle defter alıp bir türlü kıyamadığı için kullanamayan ruh hastalarındanım. O yüzden birkaç tane alayım ki diğer daha önce aldıklarımı kullanabileyim diye birkaç tane defter aldım Amsterdam'dan. O da bunlardan bir tanesi. Şöyle B6 diyor galiba bunun boyutuna. Aynen, B6 boyutundaymış. Tatlış bir defter aldım. Defterlerden devam ediyorum. Moleskine girdim. Moleskine'de bayağı bir indirim vardı. O yüzden oradan da bir şeyler aldım. Şöyle Hollanda turuncusu ya da Mehmet Erbil'in deyimiyle turanj, oranj ne diyordu ya? Öyle arkaya doğru katlıyorsunuz. Yani Moleskine'in gerçekten kağıt kalitesini ben çok seviyorum. Böyle çizgisiz bir, buna ne deniyor? Blok not mu deniyordu bu böyle yukarı doğru açılanlara? Reporter notebook deniyormuş buna mesela. Şey kapak bu arada, yumuşak kapaklı. Ben sert kapaklı Moleskine'leri çok sevmiyorum. Çünkü hemen eğip büktüğüm için onları yapamıyorum. Sinirim bozuluyor. Bir de şöyle ikili, bu da uygundu. 12.90 almışım bunu, 13 euro gibi düşünün. Yani 130 liraya almışım iki tane Moleskine defteri. Aslında uygun bayağı Türkiye'deki fiyatları düşünürsek. Bunun her bir sayfasını rahatlıkla yırtabiliyorsunuz. Ben genelde yırtılamayan defterler alıp yırtmaya çalışıp ağzına sıçtığım için böyle bir şey almak istedim. Hani böyle hızlıca yazayım notumu, cırt cırt yırtayım ve devam edeyim hayatıma. Şu arkadaki rengi çok hoşuma gitti. Şu ikisini o yüzden birlikte. Amsterdam'da bir şeye gittim. It's a Present diye bir dükkan buldum. Tamamen böyle tek başıma yürürken keşfettiğim bir yer. İnanılmaz hoşuma gitti böyle vitrindeki şeyler. Çok saçma sapan ürünler vardı. İçeri girdim, gerçekten çok saçma sapan şeyler vardı. Onlardan birkaç tanesini göstereceğim size. Bobros için küçük bir köşe yapmışlar. Benim de biliyorsunuz burada bir Bobros dövmem olduğu için Bobros dövmesini yaptırdıktan sonra adama olan ilgim daha çok arttı. Yani böyle Bobros'un dövmesini yaptırırken Bobros fanıyım ve bu adamı koluma kazıtmalıyım diye düşünmediğim için, fikir hoşuma gittiği için böyle bir şey yaptığımdan dolayı adamla ilgili şeyler benim artık daha çok böyle ilgimi çekmeye başladı. Orada da birkaç tane ürünü vardı. Ben de iki tanesini aldım. Bobros Happy Little Mints isimli. Biliyorsunuz bu adamın böyle bazı şeyleri var, çok bilindik lafları, işte belki şurada birkaç tane mutlu ağaç vardır falan gibi. O yüzden Happy Little Mints diye mutlu küçük şekerler yapmışlar. Açamıyorum ama açtım. Evet, şekerden hiçbir numarası yokmuş. Dümdüz şekermiş. Böyle ne bileyim bir Bobros fırça şekli falan yapsalarmış daha iyi olurmuş. Ama tatlı. Yani bu kabı atmayacağım bir gerçek. Çünkü 3,5 euro gibi saçma sapan bir para verdim buna. O yüzden kabı da çok tatlı olduğu için zaten ben dış görünüşü için aldım. O yüzden bunun kabını ben böyle minik bir şeyler koyarım ya da ne bileyim şeker koyarım yine içine. İkinci, yani muhtemelen asla kullanmaya kıyamayacağım Bobros ürünüyle devam etmek istiyorum. Bunu kaça almışım? Oha! 9 euroya almışım. Biraz pahalıymış. Bobros falan yazdıkları için biraz trademark muhabbeti oluyor. Ondan sonra da size kilitliyorlar. Bobros'un The Joy of Painting Sticky Notes diye böyle küçük bir kitapçık gibi olan, ki içinde de 4 farklı post-it mi demek lazım? Yapışkanlı not aslında. 4 tane farklı yapışkanlı notu olan çok tatlı bir kitapçığımsı yapışkanlı not
setini aldım diyebiliriz. Küçük bir Bob Ross alışverişi yaptım. Bir de böyle dövmem kolumda gözüküyorken gidip Bob Ross ürünlerine bakmak falan komikti. Bir adama bakıyorum, buna bakıyorum ve adamın hep basic bir tipi var ya, ben de zaten kolumdaki dövmesi de o. Bütün her yerde kolumdaki dövmeyi görmek de çok komik hissettirdi bir yandan. Keşke daha çok param olsaydı bütün ürünlerini alsaydım çünkü çok tatlı şeyleri vardı gerçekten. Ne kaldı? Heh. Bir de yine aynı yerden Miss Fortune Cookie diye komik bir şey buldum. Şöyle, hani bu Uzak Doğu restoranlarında size Fortune Cookie diye bir şey gelir ya, kırarsınız içinden işte böyle bilgilik akan inanılmaz pozitif şeyler çıkar. Bu onun tam tersi. O yüzden çok merak ettim. İçinden ne çıkacağını da şu an görmek istiyorum. Bu arada tabii valizde gelirken birazcık bu kırılmalar yaşamış. Aa, siyah. Oha, çok iyi. Ay yo, çok da kırılmamış. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bakalım talihsizliğimizde ne çıkacak? Evet, bahtıma ya da bahtsızlığıma mı demeliyim? Çıkan şey şu. Dior, düşündüğün kadar iyi değilsin. Gününüzün güzel geçmemesi için uygun bir alternatif. Kaç liraya almışım ben bunu? Yazmıyor tabii bunun fiyatı ama böyle 1-2 euro gibi bir şeydi yani. Tamamen geyiğine aldığım bir şey. Ve bana hiçbir şekilde düşündüğün kadar iyi değilsin gibi bir mutu var. Çok iyiymiş. Amsterdam vlogunu bundan önce koyarsam, ki muhtemelen koyarım, görürsünüz. Melda beni bir yere götürmüştü. Böyle evle alakalı bir sürü şeyin olduğu. Oradan şu şamdanları, keşke etiketini çıkartsaydım, çıkartmamış. Şöyle, orada o kadar güzel mumlar vardı ki yani kafayı yedim. Renkleri falan da çok güzeldi. Tam böyle pastel tonları benim sevdiğim. Şöyle iki tane şamdan aldım. Ve şöyle de iki tane mum aldım. Bir de çok ya of, o kadar saçma ki. Hem saçma hem değil. Gaviscon'un tabletlerinden aldım. Çünkü Türkiye'de Gaviscon sanırım birkaç yıldır tablet üretmiyor. Sadece şurup versiyonu var. Şöyle, mideli olduğum için bazen böyle tatillerde falan bir tık fazla yiyip rahatsız olabiliyorum. Şundan bir tane çiğnediğim zaman direkt çözüyor. Bir de katıyla sıvıyı ayırmamız gerektiği için bizim Gaviscon'un şurubunu çok yemek yemiş bir halde içemiyorum. O yüzden tablete ihtiyacım oluyor ve Türkiye'de de bunu artık üretmedikleri için yurt dışında görmüşken aldım. Dünyanın en saçma alışverişi. Bir de Melda bana Covid testi almış abi, çok saçma. Elimde şu an bir Covid testi var. Antijen testi. Bunları göstermeden bu videoyu nasıl bitirdim bilmiyorum. Ayıp olmuş biraz. Şöyle bildiğiniz standart Herschel sırt çantası modeli yani bu aslında. Bunun grisini kendime aldım. Siyahını Burak'tan aldım. 25'er euro tuttu. 150 liraya burada alamazsınız Herschel diye tahmin ediyorum. Güzel çantanı da çok beğendim. Marlon'un tasmasını da göstereyim hatta. Hadi koş. Hazır buradayken. Oba. Sen var ya. Kendi ayağına var ya. Bir şarjör boşalttın yani. Yani o kadar saçma bir şey yaptım ki Marlon'un tasmasını elime alarak. Kendimi akıl etmedik. Asla. Kendi kafama sıktım aşkım, tamam. Evet, Marlon'un tasmasını göstermek istiyorum. Hem tasma hem kayış Z-Dog marka. Bir tanesi şu renklerde. Soft Walk Harness diye bir tasması. Şöyle bir şey var. Buradan Harness'ı değil, göğsüne taktığın göğüs tasması. Tasma. Aynen. Modelin ismi o. Buradan kancasını takıyorsunuz kayışının ve böylece... Kendi üstünde göstermeye biliyorum. Şuradan göstersene. Marla hazır buradayken Marla'yı göstereyim. Buradan kayışı taktığım için bu şapşik beni her çekiştirdiğinde yüzü bana doğru dönmek zorunda kalıyor ve böyle niye şu an beni çeviriyor falan diye tribe girerek bana bakıyor. O yüzden birazcık ben şeyi gözlemledim yani, azaldı. Çok rahat. Çekiştirmesi. Tasma. Aşırı rahat. Çok tasma. Güzel bir tasma. Türkiye'de kesinlikle var bu arada. Ben aldım oradan ama... Ben de tasma konusunda hassasın. Evet. Yani Burakcan'a tasma bayandırana kadar... Bayağı başarılı tasma. Yine Z-Dog'un... bunun ismi neydi? Air Leash miydi? Air Leash. Aynen şurada yazıyor. Air Leash isminde. Şurada bir süspansiyon sistemiyle şöyle göstereyim. Çekiştirince bayağı sağlam tutar. Ve mesela kediye atlıyor mesela Marla birazcık. Kediye atlarken çat diye bir çekiyorum. Büyük köpeklerde, küçük kadınlar ya da küçük erkekler için iyi olacağını düşündüğüm bir ürün. Çünkü ben Marla'nın bazen gücüne gerçekten karşı koyamıyorum. Yani savruluyorum yani. Özellikle bir köpek görüyor, kokluyor. Oynamak istediği anda gerçekten çok ağırlaşıyor benim için. Ve zorlaşıyor Marla'yı zapt etmek. O yüzden bu şeyden de çok memnun kaldım. Karbon rengi bu arada. Bir şey ekleyeyim. Yani aslında bu ikisi beraber çok efektif değil, hani ikisi ayrı ayrı da kullanılabilir. Evet, kesinlikle. Hani soft walk aldığın zaman normal bir kayışla da aynı etkiyi yaratabilirsin. Yani seni çektiğin zaman döner. Evet, şimdi videonun geri kalanına devam edebiliriz.
Bu kadar şey almışken tabii ki sizleri de unutmadım. Ve size çok böyle minik, tatlı kırtasiyemsi, şu an içeriğini anlatmayacağım, sürpriz olsun, ürünler aldım. Ve bir kişiye bunların hepsini hediye etmek istiyorum. Çekiliş şartlarını aşağıya muhtemelen yazmış olurum. Açıklama kısmına bakarsanız nasıl katılacağınızı, hangi tarihler arasında olacağını vesaire görebilirsiniz. Böyle minik tatlı bir hediye paketi yapmak istedim. Evet, Amsterdam alışverişimden aldıklarımı gördük, inceledik, denedik. Şu an her yerim hala yumuşacık ve bir şeyler kokuyor. Bu arada Londra'dan aldığım şeyler ve Almanya alışverişim de var galiba. Aynen. Londra ve Almanya alışverişi videolarımı da buraya koyarım eğer izlemek isterseniz. Döviz kurunun daha düşük olduğu bir alışveriş serüveniydi o ikisi. Onları da izlemek isterseniz buraya bir yere koyarım. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi de thumbnail çekmem lazım. Bu ürünleri nasıl elime alacağım? Şöyle yapalım.